Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar seçim bitti, yeni kabine kuruldu. Yeni kabine ile ilgili bana çok mesaj geldi sizlerden. Hocam kabineyi değerlendirir misiniz? Bundan sonra ne olur? Ne olabilir şeklinde. Bu çerçevede sizinle yeni kabine ve yeni dönemle ilgili sohbet etmek istiyorum. Bu videonun adını yeniden Türk İmparatorluğu koydum. 2 Mart 2021 tarihli bir video çekmiştim sizlere. Yeni Türk İmparatorluğu diye. Bugünkü gelişmeler 2 sene önce çekmiş oldum. Daha önce de çekmiştim ama e, videoya uygun paralel gelişmeleri görüyoruz. Dolayısıyla yeni bir dönem başlıyor. Memleketimize hayırlı olsun. Umarım milletin beklentilerini karşılar. Değerli arkadaşlar yeni dönemle ilgili benim de YouTube kanalımda bazı düşüncelerim var. Onu sizlere de tanışayım ben. Bu konuda mutlaka yorum yapın altına. Lütfen beni yönlendirin. Şöyle, şimdi ağırlığımı daha çok YouTube'a sizlere vermek istiyorum. Diğer tüm işlerimi bırakaraktan. Bunu da şöyle yapmayı düşünüyorum uygun bulursanız. Dünyanın her tarafında 70'ten fazla ülkede takip eden arkadaşlar var. Ve gerçekten dünyada çok bilgili arkadaşlarımız var. Yurt dışında Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Sudan'dan Bolivya'ya kadar değişik coğrafyalarda yaşayan Türkler var. Bilgili insanlar, bilim akademisyenler, bilim insanları var. İş iş adamları, iş insanları, iş kadınları var. Veyahut da herhangi bir meslek sahibi, illaki büyük zengin olması da gerekmiyor ama uzun süredir o coğrafyada yaşıyor. Canlı yayınlarla dünyada herhangi bir yerde bir olay olduğunda dünyanın değişik ülkelerdeki siz takipçilerimi bağlamak istiyorum. Yani biraz daha uzun bir yayın şeklinde. Yani diyelim Japonya'da bir olay olduğunda orada arkadaşımızı bağlayalım yerinde değerlendirmeler yapalım diye düşünüyorum. Başka şeyler de olacak ama şimdilik ana tema YouTube'a daha çok zaman ayırma. Önümüzdeki dönemde hemen değil. Bu noktadan da sizlerin desteğiyle içinizde benim tanıdığım çok kapasiteli arkadaşlar var. Onları canlı yayına bağlayarak da YouTube'da Türkiye ile tanıştırmayı, Türk dünyasından çok fazla arkadaş var. O, o, o bölgedeki arkadaşları Türkiye'li olabilir, Türk olabilir ama başka e, başka coğrafyadan, başka bir milletten de olabilir. Önemli değil. Önemli olan bizi takip etmesi. Böyle bir proje üzerinde Çalışıyorum. Elbette ki bu daha en büyük destekçilerimiz sizlersiniz. Değerli arkadaşlar, şimdi yeni kabineyle değerlendirmeye geçmeden önce enteresan bir olay oldu. NASA uzaylı varlığını kabul etti diye medyada bir de görüntü paylaştılar. Hatırlarsanız bunu 2015-2016'da çok fazla bu konuları analiz etmiştim. Twitter'da takip eden arkadaşlar için sahte uzaylılarla bizi tanıştıracaklar. NASA böyle mi yapıyor şu an? Bunu bilemiyorum. Çünkü uzayda ileri düzey gelişmiş teknolojiler var. Özellikle Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin özel sektörün. Yani uzayda bir şey göstermek çok zor bir şey değil. Hakikaten bir uzaylı olsa kesin somut yakalasalar bir uzaylıyı bunu da saklayacaklarını zannetmiyorum. Peki niye sahte uzaylı? Değerli arkadaşlar küresel bir hükümet kurma birilerinin böyle tür hesapları var. Dolayısıyla ne diye anlatmıştım sizlere geçmişte. Küresel çapta eylemler, iklim aktivistleri gibi, küresel çapta milletleri kendi arasındaki problemleri üstünde bir problemle birleştirme, işte bir sağlık problemiyle Dünya Sağlık Örgütü'nü şimdi tüm ülkelere kriz anında yetkiyi bana verin demesi gibi, e uzaylı bir uzaylı e çıktı, bir uzaylı tehlikesi varsa, Türkiye, Yunanistan, Türkiye, İran, Türkiye bilmem kim veyahut da Çin, Amerika mecburen, dünyanın orduları bir araya gelecek değil mi? Uzaylılarla savaşmak için bu filmlere de yansımış bir şey. Ben bunun böyle olma ihtimaline buna hazırlık olduğunu düşünüyorum. Bunu yaparlar mı? %99 yaparlar. Tarihini bilemiyorum. Bunun altyapısı olarak bakıyorum. Gerçekten de bir uzaylı olma ihtimali yok demiyorum. Yani olsa bugüne kadar çıkartırlardı. İkincisi de Kosova'da malum Sırbistan'la Kosova arasında bir gerginlik var. NATO yeni kuvvet konuşlandıracağını bildir bildirmişti. Bizim Mehmetçik de NATO görev gücü olarak da Kosova'ya konuşlandırılacak. Yani çok doğru bir seçim bu. Geçmişte Bosna'da o bölgelerde yaşanan vahşette Hollandalı askerlerin NATO gücünün gözü önünde Sırplar çok ciddi e, e, cinayetler işlemişlerdi ama Mehmetçik oraların teminatıdır. Yani bu yeni dönemdeki Türkiye'nin yeni döneminde e, karşılaşacağımız, daha sık karşılaşacağımız bir olay. Neden? Ondan bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar kabinede kimin olduğu benim çok da ilgimi çekmiyor açıkçası. Genel dış politikaya, genel makro politikalara ve içeride milletin e, şeyini karşılayacak mı? Mesele o yani ihtiyaçlarını. Türkiye'nin temel problemleri belli. Birinci sırada şu an için ekonomi problemi var Türkiye'de. Çok ciddi bir kira problemi var. Adalet noktasında yeniden bir ele alınması lazım. Eğitim noktasında ele alınması lazım. E, sosyal medya üzerinden tüm toplumu yıkıcı bir ispat operasyonları var. Onların ele alınıp, çünkü toplumun böyle kaynaşmasının ana nedenlerinden biri de kendinin olmayan problemi sahiplenmesi. E, sahipleniyor insanlar alakasız. İşte dünyadaki iklim aktivistlerine baktığınızda genç insanlar... Dünya gidip de gidiyor diye eylem yapıyorlar. Almanya'da terör örgütü kapsamını alacaklar. Öyle gidişat, öyle görünüyor. Bizde de topluma dışarıdan bir müdahilliği engelleyecek önlemlerin alınması lazım. Maaş konusu çalışanlar için, emekler için, hayat çatları çok pahalı. Doğal olarak iş adamları için, Türkiye'de iş yapmak çok zor. Türkiye, dünyada en başarılı iş adamları kim derseniz Türkiye'nin iş adamları derim. Türkiye özel sektör üzerinde ayakta duruyor. Kobiler yani böylesine bir enflasyonist ortamda böylesine bir öngörülemezlik durumda ayakta kalıyorlar. Fiyat belirleyemiyorlar. Bir taraftan ham madde fiyatları oynayıp duruyor. Bir taraftan üretim maliyetleri artıyor. Bir taraftan personel maliyetleri artıyor. Diğer taraftan dünya ile rekabet etmesi gerekiyor. Fiyat tutturamıyor filan. Dolayısıyla Türkiye'deki temel problemler çok. Şimdi e, beklentiniz doğal olarak bunları karşılar mı karşılamaz mı ekonomi nereye gider ağırlıklı sorular bu yöndeydi dolar ne olur altın ne olur gibisinden b önemli bir kısımda hocam Türkiye bundan sonra dünyada nerede duracak şeklinde bir soru var. Değerli arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde sağında şeyhüselam solunda e Hristiyanların temsili vardı. Şimdi dünkü şeyde en dikkatimi çeken şey Cumhurbaşkanının sağında Diyanet İşleri Başkanı sonunda Patrik ve Diyanet İşleri Başkanı bir dua okudu. Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro da e, o elini kaldırdı böyle. O şeklen uydu ama güzeldi. Önceden böyle bir şey mümkün değildi. Batı ne der diye düşünürdük. Acaba o nedir? Bu nedir? Ya olur mu? Layıklı gelden gidiyor mu derken Batı ne diyecek? Amerika Birleşik Devletleri'nde milletvekilleri İncil ile yemin eder. Joe Biden hele kendi ailesinden kalan Kelt İncil dedikleri İncil'e basarak yemin etti. Müslümanlar da Kur'an'a basarak yemin ederler. Yani dünyada Amerika Birleşik o nedir bu nedir diye bakıyor muydu? Hayır. Türkiye'de şu an dün o nedir bu neler demedi. Ben varım diye yumruğunu masaya vurdu. E, ee, kabineye geldiğimizde değerli arkadaşlar e, Karadeniz Arkadaşlar kızmasın da ne demek istediğimi takipçilerin çoğu anlar. Karadeniz hakimiyeti kırılmış. Bu önemli bir şey Türkiye için. Karadeniz arkadaşlar lütfen şey yapmayın sözüm sizlere değil. Bürokratlardan oluşan kabine var ağırlıklı. Ee, ve e, genelkurmay Genel Kurmay Başkanı ikinci kez savunma bakan oluyor. Bu çok önemli çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda dışarıda kilit noktalarda genelde istihbarat veyahut da askeriyede eski ordu mensubu olan insanlar var devlet nedir, devlet yönetimi nedir bunu bilen en büyük eleştirimiz neydi? Siyasetçilere bir eğitim veresin. devlet nedir diye anlatılsın. Çünkü siyasetçi babasının malı gibi görüyor devleti, sahip olduğu kurumu tepe tepe kullanıyor. Git, git, bunları çok gördük. Dolayısıyla bir devlet eğitimi, devlet terbiyesi, devlet aklı dediğimiz bir şeyi hep görmek istiyoruz. İşte Savunma Bakanı'nın eski Genelkurmay Başkanı olması Dışişleri Bakanlığı'nın istihbarat başkanı olması tarihi önemde. Buradan şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde devletin bir kırmızı kitabı var. İster demokratlar, ister cumhuriyetçiler gelsin ondan oynayamaz. Ona izin vermezler. Amerika'nın kendi milli menfaatleri var. Biz de daha oturmadı. Birkaç dönem, ya yani bir ya da ikinci dönemde oturur bundan sonra. Çünkü gelen kişiye bağlı olaraktan her şey değişebilir. Türkiye'de. Şimdi Türkiye e, şu an çıkış olarak da Türkiye yüzyılı vurgusu yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Çok doğru bir zaman. Eğer bunu 30 yıl önce yapsaydınız ya da e, 50 yıl önce yapsaydınız adama gülerlerdi. Çünkü bir boşluk olmalı ki o boşluktan dalmak gerekiyor. Boşluk oluştu. Nasıl oluştu? Sovyetler Birliği'nin batmasından, çökmesinden sonra önce Amerika Birleşik Devletleri tek hegemonik güç oldu. Daha sonra Rusya, İngilt şey Rusya, Çin, e, Hindistan sahneye çıktı. Brezilya ben varım dedi ve Türkiye'de ben de varım dedi. Niye varım dedi? Şartlar uygun şu an. E, Rusya ile Avrupa kapışıyor. E, Rusya ile Ukrayna savaşından dolayı Amerika Birleşik Devletleri kapışıyor. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri kapışıyor. Avrupa arada kalmış ne yapacağını bilemiyor. Afrika eski sömürgecileri kovmaya başlamış. Fransa geri çekiliyor. Latin Amerika kendi arasında bir araya gelmiş Brezilya, Arjantin'in öncülüğünde yeni bir para birim üzerine konuşuyor. İşte bu coğrafyada da Orta Asya dedikleri Türkistan coğrafyası körfezi de Çin'i alan Afrika'ya kadar uzanan bir yapı var. Bu noktada ya bugün çıkar damganızı vurursunuz devlet olarak da 10 yıl sonra yapacağınız hiçbir şey yok. Alan paylaşılmış olacak. Olayları genelde iki türlü değerlendiriyoruz. Bir, Jeopolitik olarak da ülkelerin birbiriyle güç mücadelesi, ekonomi, istihbarat, askeri filan jeopolitik mücadeleler. Bir de küreselcilerin tüm dünya için biçtiği rolden bahsediyoruz. Yani 21. yüzyıl dijital, dünya yüzyılı dijital tam kontrolde. Şimdilik Türkiye daha bunu konuşacak noktaya gelemedi. Ama jeopolitik olarak da büyük sıkıntılar var. İçeride çok ciddi problemlerimiz var. Kutuplaşma şimdi kutuplaşma demişken bu tip başkanlık sistemlerinde seçimler böyle olur değerli arkadaşlar. Yani mesela Joe Biden seçilirken 2020 20 seçimlerinde %51.4 almıştı. Bizde Cumhurbaşkanı 52.1 aldı. 51.4 aldı. Hatta 2016'da Trump seçilirken %46.1 almıştı. Hillary Clinton de 48.1 aldı. 2 aldı. Yani Hillary Trump daha az oyaldı ama Hillary Clinton daha çok oyaldı ama Trump seçildi. O dönemde kimse Amerika'yı hop demokrasi nerede diyor mu? Hayır. Türkiye'de de bu anlamda tahmin ediyorum Batı'nın müdahaleyi son seçim. İzleyin. Gelecek seçimde topyekun Batı dergisiyle istihbaratıyla imkanlarıyla Türkiye seçimine müdahil olmaktan bu kadar etkin olamayacaklar. Kendileri çünkü Batı akıllıdır güce bakar. Türkiye'nin nereye gittiğini, ne yapmaya çalıştığını şu an görüyor. Dolayısıyla ya durdurulması gerekiyor Türkiye'nin gidişatının e, batı kontrolünden yani batı kontrolü derken bağımsızlığını diyelim, bağımsız bir politika izlemesinden çıkartılması gerekiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri nasıl kırmızı kitabı var? Aynen bizim de bir kırmızı kitabımızın olup gelen siyasetçiler bu kitabın içiyle uğraşmayacak. Üstüne bir şey katmaya çalışacak. Planıyla, projesiyle gelecek. Türk Devleti'nin temel çizim, milli iradenin çizmiş olduğu stratejinin dışına çıkmadan orada taktik geliştiri, metot geliştiri, yenilik yapar filan. Türkiye'nin yapmaya çalıştığı gördüğüm kadarıyla böyle bir noktaya gelebilmek. Bu durumda çünkü dünyanın her tarafına Rusya'da müdahil oluyor. Amerika Birleşik Devletleri de seçimlere müdahil oluyor. Böyle bir durumda eğer devlet kendi temel dinamiklerini yerleştirirse, bir devlet aklı ortaya çıkarsa, iktidara kimin geldiğinin çok da fazla bir önemi olmaz. Ama şu anki yapılarda gelişmekte olan birçok ülkede diyelim ki hükümet bir karar almaya çalışıyor. Batının menfaatine uymadığı an otomatikmen apar topar dolduruyorlar. Hayda gürültü patırdı birine getiriyorlar. Her şeyi tersine çevirip 20 yıl bir daha uğraşıyorsun ondan sonra. Ama şimdi şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Değerli arkadaşlar kabine atmasına, Kabineyi analiz ederken olayları bu şekilde anlatarak da analiz etmem lazım. Bir de, geç silindi niye silindi anlamadım. Youtube'da bir video çekmiştim. O videoda şöyle bir örnek vermiştim. Olayları hangi cepheden, hangi e, açıdan analiz etmemiz gerekiyor? Askeriye dediğimiz yapı, Türk ordusu büyük bir yapı. En büyüğü nedir? Erlerdir değil mi? Erlerin problemi askerin problemi. Evet, erlerin problemi nedir? Koğuş kalabalıktır, horlayan var, kavga var. Banyoda sıra var, kantin problemi var, yemekleri hiç çıkmıyor. Erlerin kendi arasında tartıştığı problemler ağırlıklı budur. Erin üstünde onbaşı var, çavuş var. Bunlarla işi biz yaparız, as subaylar tepemize biner. As subaylar orduyu ben idare ederim, subaylar e, kendisi üstlenir der. İşte teğmen yüzbaşı, binbaşı yukarıya doğru gider değil mi? Bir de kurmay olan subaylar var, daha sonra bir de genel kurma heyeti var değil mi? Şimdi ara kademede subayların problemi ayrı, ara kademede binbaşıların, yüzbaşıların ayrı ama kurmay olanlar genel kurmayın problemi dediğinde Türkiye için mavi vatanda hakkımızı yedirmeyeceğiz. Karabağ'da Azerbaycan'ın arkasında durup Türk dünyasını birleştiren Zengezir koridorunu açacağız. Kıbrıs'ı bir daha asla çift devletli bir şey noktasına getirmeyeceğiz. Kıbrıs bağımsız Türk devletidir. Libya'da varlığımızı koruyaraktan Mavi Vatan'ı pekiştireceğiz. Afrika'da büyük kaynaklar var. Oralarda operasyon yapıp milletimizin refahı için, oralardan milletimizin lehine, oraların da lehine olan kazan kazan projeleri yapacağız. Türk Devletler Teşkilatı'nı kuracağız, kurumsallaştıracağız. Körfez ülkeleriyle iyi ilişkiler kuracağız. Para orada çünkü, kaynak orada, yeni bir dönem. Gibi genel komayda bunları tartışır. Değil mi? Şimdi kabine noktasında da benim bakışımla bazılarının bakışı farklı olabilir. Ben makro düzeyden bakacağım olaya. E, kabinede e, şimdi bir Türk yani baktığımızda bir Kürt Cumhurbaşkanı yardımcısı, Kürt kökenli Kürt bir Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Cevdet Yılmaz kabinede. Yani Kürtler devlette de bir yere gelemiyor falan yanılıyor. E, onu asla kabul etmiyorum. Mesele Batı'nın elini öpen... Amerikan maşası olan kütler değil, işte buyurun alın yerli, birliği, e, bu toprakların has bir evladı var, cumhurbaşkanı yardımcısı. Aynı şekilde diğer bakanlara baktığımızda işte Mehmet e, Şimşek, Batman'dı, Cumhurbaşkanı yardımcısı da Bingöllü. Yani e, değişik Bartınlı, Kastamonu'lu baktım kökenlerine nereden. Kabine şov kabinesi değil. Bir tane e, eski, şu an yeni bakan FETÖ'yü övmüş. Ama 17-25 Aralık'tan sonra dönmüş. O o öyle bir dönemde ki genelde siyasetçiler e, dünyadan çok da habersiz Amerika Devletlerinin ya da Rusya'nın ya da Çin'in ya da Avrupa'nın ülkelere müdahale noktalarında özellikle din üzerinde nasıl operasyon çekildiğini bilmiyorlardı. Öğrendiler ama neyle öğrendiler? İyi bir tecrübe, millete büyük bir e, sıkıntı yaşataraktan öğrendiler bunu değil mi? Şimdi. Türk, hep söylüyorum son 10 yıl başka bir Türk insanı var. Ondan önce televizyonlarda dış politika çok konuşulmazdı. Sürekli olarak da aşağılık psikoloji çerçevesinde aman Amerika Başkanı bunu dedi, aman Avrupa bunu dedi, yok Avrupa'da milletvekilleri şunu dedi. Değerli arkadaşlar, kimin ne dediğini umursamıyoruz artık. Önemli olan bu. Ne derse desin. Onlar Sultan Alparslan'la gözcü geliyor. Efendim 250 bin kişi Bizans ordusu bize doğru geliyor diyor telaşla. Sultan Alparslan da biz de onlara doğru gidiyoruz diyor. Yani değerlendirmelerde yok şu şunun adamı yok bu bunun adamı bu tür aşağılık kompleksinde kurtulmak lazım. Türkiye'nin dünyanın her tarafında çalışmış insanları var. Geçmişte nerede çalışsa çalışsın. Bugün Türk dünyasına, yeniden Türk yüzyılına, Türk vizyonuna, hizmet etmek için elbette bir yerlerden gelecek insanlar konumlanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde görev alanlara kökenine baktığınızda kimler var? Veyahut da İngiltere'de Londra Belediye Başkanı, işte Pakistan kökenli başbakan, Hint kökenli, İskoçya Başbakanı Hint kökenli. Ee, ama akıl daima İngilizlerindir. Önde görünenlere bakmayın. Dolayısıyla İngiltere'nin aklına baktığınızda kabinede kimin olduğu önemli değil. Arkada kim var İngiltere'ye göre? Amerika'nın de kısmen öyle, kabinede kim vardan daha çok devlet aklı ne diyor? Pentagon ne diyor bu konuda? Veyahut da işte Amerika'nın NSA dediğimiz elektronik istihbarat veyahut da istihbarat toplulukları ne diyor? Devlet bizde tarihten beri ordu olarak algılanır değil mi? Ordu şimdi Savunma Bakanı olaraktan hükümetin içerisinde. istihbarat Dışişleri Bakanı olaraktan hükümetin içerisinde. Bir tarafa da baktığımızda seçilmiş olanlar var. Yani bu şeyden kabinede vekil yok. Önceden olan iki bakan hariç 17 bakanın 15'ini değiştirilmiş. Ee, bakanların eğitimlerine göz attım. Ee, teknik olaraktan işe hakimler bu işi yaparlar. Birkaç tanesi hariç siyasetçiler hariç diğerleri teknik olaraktan işi yapar. Ama bize yeniden büyük bir Türk devleti ortaya çıkacaksa teknik olarak işten anlamak yetmez. Bu da bir başlama şimdilik. Bu da bir aşama şimdilik. Neden yetmez? Çünkü teknolojinin yorumu önemli. Sosyolojisi önemli. Türk milletinin değerleriyle uyuşması, barışması önemli. Batı'daki, Batı'nın teknolojisinin teknik kılavuzunu bilerekten ben teknolojiyi biliyorum denmez. Onun toplum üzerinde oluşturacağı etki önemli değil mi? Dolayısıyla en azından teknik konuda işi bilen 3 tane bakan yardımcısı, tarım, Enerji ve Sanayi Bakan Yardımcısı şeylere backgroundlarına baktığımda geçmişlerine, eğitimlerine gayet iyi teknik olarak işi biliyorlar. Bu bir aşama. Siyaset bizde uzun süredir yanlış uygulandı. Nedir yanlışlık? Diyelim ki burada bir abimiz var ya da bir kardeşimiz var. Başarılı girişimci, sosyal ilişkileri iyi. Efendim kendisi halde kabzı mal olsun, e, ilişkileri de iyi, parası da var, gitti siyasete aldı bakanlığı oturdu. E orada aynen sosyal ilişkileri kendi geleceğini düşüneceği için siyasal ilişkiler yürütecek. Halk ilişkiler yürütecek. Diyelim ki kendi seçim bölgesinde çok etkili bir adam vardır. Gel bak Mehmet Ağa sana ne vereyim ben burada, ne bağışlayayım diyecek devletin malından. E, bu tarz siyaset genelde Afro-Avrasya'da, Latin Amerika'da olan siyaset çektiği patinaj yapmaktan başka hiçbir yere götürmez. Bu nedenle işi bilen teknik adamların aynı zamanda devlet aklının işin içerisinde olması lazım. Siyasilerin gücü %50 oranında kırılmış. Bana göre çok daha kırılması lazım. Siyasi derken seçilmeye karşı değiliz. Mesele şu ki mevcut bakanlar da bu milletin çocukları, evlatları siyasetçilerin ya eğer vekillerin yeniden bakan olmasını istiyorlar, istiyorsa vekiller Devlet nedir? Bunun eğitimini almaları gerekiyor. Bu nedenle kabinede Hakan Fidan'ın istihbarattan dış politikaya geçmesi, baktım dış basına ne diyorlar diye çok ciddi ciddiye alıyorlar, tedirginler. Çünkü Türk istihbaratı sadece kendi coğrafyasını değil birçok yerde dosyası var. Hangi politikacının ne yaptığını 3 aşağı 5 yukarı bilir. Bu nedenle denk alacaktır ayaklarını. Tabii ki Hakan Fidan konuşmaları genelde yok. Açılmamış bir kutu. Şimdi açılacak. Bakıp hep beraber göreceğiz. Ama devlet açısından çok doğru bir adım. Nasıl ki Genel Başkanı'nın savunma bakanı olması yani bir Genel Başkanı sıfırdan geliyor. Harbiyeden başlıyor teğmenlikten. Genel Kurmay'a kadar ömrü ve hayatı ülke savunmasına, askeri stratejilere adamış biri. Dünyada şu an küresel ciddi sıkıntılar varken, jeopolitik kavgalar varken Genel e, Savunma Bakanlığı'na böyle bir profilin oturması gerekiyor. Ayrıca Sayın Genelkurmay Başkanı'na, Yaşar Güler'e 15 Temmuz'da FETÖ'ye ciddi e, eziyet etti. Onların karşısında da dik durmuştu. E, değerli arkadaşlar, kabinede şu an teknik olaraktan ben kabini beklediğimden iyi buldum. Yani siyasetçilerin günümünden çıkartabilecekler miydi çok demin değildi. Burada bir konsensus olmuş, yeni bir dönem başlıyor, şov Yapacak çok fazla şey yok. Gürültü, patırdı, kavgacı yok. İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi Beyefendi biri. Yeni İçişleri Bakanlığı döneminde gerginlik olmayacaktır. Yani tiyaset tarzı değişiyor. Türkiye'de. Bir sonraki hamlede daha da bunun değişeceğini düşünüyorum. Onu peşine söyleyeyim. Şimdi yeniden Türkiye yüzyılı diyorum. Bakın, bizim şu an kira çok ciddi problem. Memur maaşları çok ciddi bir problem. Ne kadar iyileştirirseniz iyileşin. Bu enflasyondan e, anında maaşa zam geliyor. Pat diye market, bakkal, manav, a, hepsi kasap aynı anda zam geliyor. Gıda ciddi anlamda zamlı. Gidin dışarıda ya küçücük şu kadar bir bardağı bazı yerde 10 lira, bazı yerde 30 lira, bazı yerde 20 lira piyasanın denetlenmesi lazım çok acil kontrol altına alınması lazım. Bunun alınması için de para olması lazım. Şimdi Mehmet e. Şimşek yeni Maliye Bakanı dışarıdan genelde Türkiye Ortodoks politikalara mı dönecek? Ne demek Ortodoks politika? Yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, Merkez Bankası'nın genel kanı küreselcilerin isteği doğrultusunda çok hızlı faiz yükseltme. E, Türkiye bu enflasyonla ne kadar faiz yükseltse de sıcak para gelmez. Türkiye Sıcak paradan vazgeçtiği için zaten e, faiz indiriyordu. Şimdi yeni dönem 20. yüzyıl kafasıyla, 20. yüzyıl eğitim biçimiyle okunamaz. Bunu söyleyeyim. Eğer siz 20. yüzyıl kavramlarıyla bugüne kadar batıdan ekonomi eğitimi almışsanız Türkiye'nin durumunu okuduğunuzda Aha, batıyor. Yarın dükkanları kapatın. Bankalarda batıyor temerete düşüyor dersiniz. Öyle mi? Hayır. Değerli arkadaşlar, dünyanın kırılmanları var. Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı Putin, Rusya Devlet Federasyonu Devlet Başkanı ile görüştüğünde dünyada nadir olan bir dönem var. Bir kırılma, yeni bir dönüşüm yaşanıyor. Yüzyılda bir olacak. Bu da bizim dönemimize geldi. Bunu beraber götüreceğiz demişti. Bu kırılma döneminde kaynaklar jeopolitikada yeniden paylaşılıyor ilişki biçimleri yeniden şekilleniyor. Teknolojik yeniden dünyada dünyada tüm sosyal siyasal aynı zamanda iletişimi aynı zamanda ekonomiyi değiştirecek bir dijital devrim dönemine denk geldik. Bu dönüşümde Türkiye'nin fırsat demi biraz önce bahsettim. Avrupa geriye doğru gidiyor. Rusya'dan ucuz enerji alıyorlar alamayacaklar şu an. Çin'de ucu işçi diyorlardı. Çin'de de maliyetler yükseldi. Ayrıca Amerika'nın baskısı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2024 seçimlerinde ne olacağı çok da belli değil. Trump geldiğinde yeniden başka bir sahne ortaya çıkabilir. Afrika'da geriye doğru çekilirken Fransızlar orada önemliydi. E, Türkiye'nin çıkıp bu noktada kendi milli menfaatleri için dış coğrafyalarda devlet önde, iş adamı arkada yeni operasyonlar, ticari operasyonlar yapması oldukça önemli. Yeni dönemde bir de şimdi dışarıda iş yapan Türk iş adamları sıkça soruyor. Ya hocam bu ülkede bulunduğu iş yaptığı ülkede Amerikalılar iş adamına bir şey gelse hemen Büyükelçi devreye giriyor, çözüyor. Bizim devletimiz bize ne zaman bu anlamda destek verecek, sahip çıkacak diye çok soru gelmişti. Görüştüğüm iş adamı arkadaşlarından. Yeni dönemde değerli arkadaşlar Türk iş adamı olmak önümüzdeki dönemde ayrıcalıklı olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu belli bir zaman diliminde hemen yarın değil. Umut olmadan insanın ruh hali düzgün olmaz. Umut var mı diyorsunuz ya. Var. Burada şart ne demiştim? Yeniden devlette bir reorganizasyon, reorganizasyon, bürokrasinin yeniden reorganize edilmesi gerek. Milletin milli menfaatlerini düşünen, kendi şahsi öncelikleri menfaatinin dışında millet adına operasyon yapan e, yeni bir yeni bir yapının gelmesi gerektiğinden bahsediyordum. Bu sürecin başladığını düşünüyorum ben. Öyle umut ediyorum en azından. Dolayısıyla Türk Devletler Teşkilatı önemli. Bakın Türk Yatırım Fonu kuruldu. 500 milyon dolarla merkezi İstanbul. Beni şu an muhtemelen iz, izleyecektir. Almanya'dan bir kardeşimiz var. Biz dedi işte Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan filan büyük devlet erkanını Almanya'da iş adamları olarak davet ettiğimizde yatırım bize İstanbul'u işaret ettiler. Yani orayla görüşün şeklinde. Bu çok önemli bir şey. Şimdi Körfez'de zaten ciddi bir artı var. Bir haber vardı birkaç gün önce. Suudi Arabistan'ın Aramco 50 milyar dolarlık iş için Türk inşaat şirketleri iş adamlarıyla görüşüyor diye. Değerli arkadaşlar 3 trilyon dolarlık Suudi Arabistan'da 2030 vizyonu çerçevesinde projeler var. Çok bu anlamda çok ciddi yatırımlar gelecek. Şimdi ekonomiyle ilgili bir helikopter gidiyor da. Değerli arkadaşlar, ekonomiyle ilgili fırsatlar önümüzde gelecek. Türkiye'nin baştan beri ısrarla söylüyorum. ekonomide de önü açık. Mesele bunun aşağı doğru yayılması. Önü niye açık? bu coğrafi değişimlerde madde madde ben size sıralayayım neye açık olduğunu ve bunun milletimize yansıtılmadığında hiçbir işe yaramaz. Ne demiştim iki yıl önce? O Yeni Türk İmparatorluğu videosunda da öyle söylemiştim. Karsonlar Cumhuriyet oluruz. Eğer bu millete yayılmazsa, bunlara bunlara dikkat edilmezse diye. Bir, Türkiye'de petrol var. Önümüzdeki dönem açıklanacak. Doğalgaz var. Açıklanacak. Altın rezervi var. Yeni açıklanacak. Bunlar aslında daha önceden de vardı. Özellikle son birkaç yıldır açıklanmadı. Ben bunu şuna bağlıyorum. Yani çarçur edilmesin diye de olabilir. Bu benim kendi görüşüm. Herhangi bir bilgiye dayanmıyor. Var. Artı Türk Devletleri Teşkilatı'nda doğal gaz var, petrol var, yeni inşaat projeleri var, yeni yatırım alanları var. Geçenlerde yine bir iş adamı, o da Almanya'daydı. Geldi, hocam 2,5 milyar euroluk bir yatırım var. Biz Alman iş, iş adamlarıyla beraber bu yatırımı yapacağız doğru bir yatırım mı? Güzergah doğru mu? Gidişat nereye? Seçim ne olur? Şeklinde soru sorduğunda doğru olduğunu, yani önümüzde iki dönem bambaşka bir dönem olduğunu anlatmıştım. Aynen de öyle gelişecek. Dünyada hiçbir devlet tek başına kalkınamaz. Çin'in kalkınmasına bir bakın bakalım. Ya da Amerika ve şirketlerinin, eğer birinci, ikinci dünya savaşı olmasa Avrupa'dan oralara göç, parayısıyla, puluyla, dünyanın her tarafından göç olmasa Amerika Birleşik böyle mi olurdu? Ee, kazan kazan modeli çerçevesinde Türk Devleti eğer ortaya sağlam projeler koyarsa ki koyacak görünüyor. Alışmadığımız yeni bir durumla karşı karşıya geleceğiz. Bugün Yunanistan üzerinden parmak sallayanlar, PKK'yı silahlandırıp ayar vermeye çalışanlar, FETÖ'yü içeriye salıp Korku ve panik yaymaya çalışanlar bir süre sonra bunlardan vazgeçecek. Güçtür arkadaşlar. Sizin gücünüze inanırlarsa güç nedir? Ekonomi bir güçtür. Savunma sanayi bir güçtür. Bir de potansiyel güç diye bir kavram var. Türkiye şu an potansiyel bir güç. Aynı zamanda savunma sanayinde bölgesel bir güçüz. Ama şimdi e, Amerika birleşikleri'nde bankacılık krizi konuşuluyor değil mi? Konuşuluyor. Batı'da şimdi tedirgin. Avrupa'nın nereye gideceği, birlik devam eder mi etmez mi? Çin'le Amerika arasında kaldı bu sıkışma nereye gidecek? Yeni açılım ne arıyorlar? Sağdan giden, soldan giden Türkiye'ye gelecek. Bakın Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Türkçe tweet attı. Almanya Başbakanı Schulz Berlin'e davet etti. 81 ülkeden yüzden fazla önemli yetkili vardı. Devlet Başkanı, Meclis Başkanı, Hükümet şey başbakanlar vardı ağırlıklı Osmanlı coğrafyasını okudum. Afro Avrasya. Ne diyordum sıkça videolarda? Doğu Türkistan'dan Tanzanya'ya kadar bu tarafa merhaba, bu tarafa selamun aleyküm diyerekten gidebilecek bir potansiyelimiz var. Şu an bu teşkilatlandırılıyor gördüğüm kadarıyla. Türk Devletler Teşkilatı'na birbirine ekonomik, kültürel, dil, alfabe, şey, alfabe olaraktan entegrasyon çalışmaları var mı? Var. Bilimsel entegrasyon var mı? Var. Bu Türk yatırım fonuyla ticarette aynı zamanda finansla bir entegrasyon var mı? Var. Avrupa Birliği'nin gücü nereden geliyor? Yani 27 bir ülke bir araya geliyor. Ortak pazar, cazibe merkezi. Amerika bir şirketlerinin gücü nereden geliyor? 50 eyalet bir araya gelmiş. Şimdi 51 oldu. Ve dünyanın her tarafından çalan, çırpan veyahut kazanan veyahut da sivri zeki, akıllı insanlar kendine yeni bir geleceği için macera yaparız insanlar Amerika'da soluğu alıyor. E, Avrupa'ya da alıyordu. Cazibe merkezleri değişiyor. Mesela Çin Bilimler Akademisi ilk kere belli alanda Amerika şirketlerini geçti. Dünyadaki bilim literatüründe öne geçti. Uzayda yarışıyor başa baş. Yapay zekada yarışıyor. Kuantumda yarışıyor. İki yıl önce ne söylemiştim? Artık sadece öğrenciler Amerika Birleşik ne ve Avrupa'ya değil Çin'e gidecek. Şimdi son birkaç yıldır Türkiye'de üniversitelerde çok ciddi Afrika'dan gelenler var. Mülteci gibi görülen değil. Bunlar öğrenci parasıyla geliyor. Buralarda okuyorlar. Bu çocuklar Türk ekolü olarak yarın kendi ülkelerinde başbakan olacaklar, bakan olacaklar. Biz de şimdi ben Amerika'dayken diye başlıyor değil mi? Ya da bakıyoruz eğitim, bakanlar nerede eğitim almış ya da önemli şeyler ya Avrupa'da ya Amerika bir Süreç önümüzde tersine dönecek. Türkiye eğitimli, Türkiye'de eğitim alacaklar. afro Avrasya'da, Afrikalılar, Latin Amerika'dan da gelecekler. Ee, Orta Doğu'dan, e, Orta Asya, Türkistan coğrafyasından. Bu zor bir süreç, sıkıntılı bir süreç. Ama Türk Devletinin bunu başaracağına ben inanıyorum. Şimdi ekonomi noktasında, Türkiye'nin doğal kaynakları var. Türk teşkilatının de doğalgaz, petrol, madenler var. Zengezur Koridoru açıldığında Türk dünyası birleşiyor. Oralara bakir alanlar, yatırımlar İstanbul'dan finans edilecek. Kurgu İstanbul'dan yapılacak. Öyle görünüyor bu. İstanbul yeni bir başkent, finansın başkenti gibi. Bir tarafta e, yeşil finans, İslami finans dedikleri genelde İngilizce çok kullanıyor. Bunu sitoflandığının içinde şeriat mahkemeleri var mahkemesi var. Aynı zamanda Citibank'ta Bank'ta müftü var. Kuala buradaydı Malezya'da bu tür şeyler. İstanbul önemli bir alan olacak. İki küresel diğer sermaye. Küresel sermayenin vatanı filan yoktur. Menfaatleri vardır. Ortada bir pasta varsa anında onu bölüşmek için gelir. Şimdi yerin bilmem ne kadar altında petrolü var çıkartamıyor. Teknoloji yok. Ne yapacaksın? İş gideceksin. Kazan kazan modeli. Şimdi kalkıp da bu olayı çok doğru analiz etmemiz lazım. Türkiye'nin önümüzdeki şimdilik göç veriyoruz. Bizim gençler gidiyor. Niye gidiyor? İngilizler göçmenlik mevzuatını değiştirdi daha yeni. Almanlar da değiştirdi. Çünkü nüfus doğum oranı azalıyor. Nüfus az. Eğitim yeterli, personel yok. Bunlar iş çalıyorlardı. Şimdi uyandılar. Türkiye'nin eğitimli teknoloji eğitim alan, yani bilgisayarda diğer eğitim alanlara çantanı kap gel kardeş diyorlar. Biz sana... E, Dolgun maaş verelim diyorlar. Şimdi Türkiye'nin şu an için mevcut şartları, gereği bu arkadaşlar gidiyor ama bunlar Türkiye için çok önemli. Kızarak gitseler de emin olun 4-5 yıl içerisinde kahraman gibi dönecekler bu ülkeye geri. Gurur duyarak dönecekler. Eğer devletin şu anki strateji çerçevesinde okumalarımı görebilirsem görebildiğim böyle şeyler. Bu nedenle kendi insan kaynağına sahip çıkması lazım. Hızlıca. Şimdili bir sıkıntılı dönem var. Şöyle bir sallantı olur önümüzdeki dönem. Dövizde bir dalgalanmalar olur. İhracatçılar açısından tahmin ediyorum belirli bir rakam var. İpin ucu kaçaraktan elden battı bitti öyle bir şey beklemiyorum. Yeryüzünde olmaz diye bir şey yok ama ben beklemiyorum. Planlı bir şekilde bir ayar verilecek. Değerli arkadaşlar sizlere geçmişte bir örnek vermiştim. Ted Turner'dan bahsetmiştim. CNN'in ilk sahibi kurucusu. 16 17'li bankadan kredi çekiyor bu. Ödeyemiyor. Yani zarar ediyor. Yani karşılayamıyor. Kredi vadeleri geliyor. Bir gün bankalara bir binlerce habersiz top şey veriyor. Toplantı yapıyor, hepsini diziyor. Ben sizden yeni kredi istedim, vermediniz diyor. Şeyden anahtarı burada buyurun. İşte 16 17'niz bölüşün. Veyahut da bana yeni kredi verin. Ayrı ayrı ben paranızı ödeyeyim diyor. Yeni kredi alıyor ve paralarını ödüyor. Türkiye'nin konumu da böyle şu an. Körfez'de Amerika ve Şevretleri'nin Çin'le mücadelesinde Körfez'den biraz elini çekmesi dengeyi değiştirdi. Türkiye'de daha önce bahsettiğim bölgesel barış sağlanmadan, bölgede yerli olan akıllar bir araya gelmeden, yabancıları buradan göndermeden buralarda huzur olmaz. Türkiye uzun süredir arka planda buna yönelik çalışmalar yaptı. Çin de geldi. Suudi Arabistan, işte İran'ın barışması, Türkiye'nin Mısır'la yeniden, Türkiye'nin Suriye ile girişimleri bölgede barış tesis edildiğinde yatırım noktasında önem, yatırım ve inşa süreci başlayacak önümüzdeki iki dönemde. Şimdi Türkiye'nin ihracat pazarı Irak'tı, e, Suriye'ydi, Libya'ydı. Yani tıkandı yollar uzun süre. Ayakta kalması bile enteresan bir şey. İçerideki terör faaliyetlerinin maliyeti ne? Hangi ekonomistiz? Hangi hükümet bütçe oluştururken şu kadar da terör şeyliği koymaz? Ekonomistler bunları eskiçiyor. Bunlar çok yüksek maliyetliydi şu ana kadar. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmada Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü vurguladı. Su, yurtta su, cihanda suh" dedi anlatmasında. Kendisi de aynen bu ifadelerle kullandı bunu. Yeni dönemde muhalefetin milli iradeyle barışması gerektiğini. Bu çok önemli bir şey. Nedir o? Türkiye için risk FETÖ'nün siyasallaşması partiler üzerinden buna izin verilmemesi gerekiyor. Çünkü e, e, milletin her şeyi bilmesi gerekmiyor. Bilemez kim nedir ne değildir. Yeni dönemde bunların üzerine girmesi lazım. Muhalefet şeyine baktığınızda kaybeden yüzü soğuk olur daima. İşte CHP'de yeni bir kurultay dönemi var. Sayın Kılıçdaroğlu bakalım bırakacak mı, devam edecek ki bilemiyorum. Kendi problemleri onlar. İyi Parti yine bir kurultay var. Selahattin Demirteş HDP'den ayrıldı. Bıraktığını söyledi. Burada yeniden bir yapılanma süreci başlıyor muhalefette de. Kürt partileri var ama daha yepyeni başka bir strateji oturulur. Önümüzdeki süreç gelişen dünyada batıdan kaynaklı Türkiye'nin aleyhine arkadan vuran Kürt profili değil. Kürt derken PKK'lı diyeyim. Kürt de demeyeyim. Kürtler bizim tarih boyunca kardeşlerimizdir. O profilin yerinde Türklerle beraber tamamen Türk Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne kendisini endişlemiş bir şey gör, göreceğiz. Çünkü şu an için Türkiye'ye kafa tutuyorlar belli oranda. Tehdit ediyorlar ama 4-5 yıl sonra Türkiye'yi açıktan ya da gizliden tehdit edilecek bir ortam olacağını zannetmiyorum değerli arkadaşlar. Gidişat böyle. Şimdi e, önümüzdeki süreçte devletin çözmesi gereken problemler var. Yani bu problemleri el atıp milleti rahatlattığında şu kutuplaşma noktasında da e, milletin bilgilendirilmesi lazım. Genelde bizim millet er gibi düşünürse genel, bir tarafta genel genelkurmayın problemleri bir tarafta ellerin problemleri söyledim ya milletin erler üzerine daha da eğilmesi lazım. Burada Sadece problem açısından söyleyeyim, stata açısından söylemiyorum yoksa değerli arkadaşlar. Milletin yani benim gibi elleri diyeyim, bizler gibi vatandaşları daha bilgilendirici bir noktada hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. İşinde gücünde bir kabine gibi görünüyor. Tartışmalar, tantanalar çok fazla olmayacak. E, adaletin yeniden ele alınarak güçlendirilmesi ve adaletle ilgili bir türlü çabe ne demek istediğini biliyorsunuz. Sevden devlet erkanlarlar Adalet olmadan olmaz. Adalet, eğitim olmadan olmaz. Bir de milleti yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul diyor Osman Gazi Şeyh Edebali. Şimdi biz büyüyoruz, ediyoruz, uçuyoruz. Potansiyel olarak da evet. Ama millet ne durumda olacak? Çin'de bir ortak refah projesi başlattı Xi Jinping 2020 yılında. Evet dedi büyük şirketler var da bunlar vatandaşa yansımadıktan sonra ağzına geleni söyledi. Joe Biden şimdi yeniden Amerika'da neoliberalizmi e, temel kendi kriterlerinden vazgeçerekten yeniden Amerika'nın refahı için COBI'leri desteklemeye yönelik, Amerika'yı yeniden sanayileştirmeye yönelik devlet teşvikleri vermeye başladı. İleri teknolojide, çip teknolojisinde filan değil mi? Türkiye'nin de şu an ihtiyacı olan toplum gruplarında belli. Yani emekliler ayrı, memurlar ayrı, Askeri ücretler ayrı. iş adamlarının ayrı ayrı problemleri var. Türkiye'ye gelecek, Türkiye'de açıklanacak olan kaynaklar ve gelecek olan yatırımlarla beraber ortaya çıkacak olan pastanın önceliğe gitmesi gereken yer birilerinin böyle ahbap çavuş ilişkisiyle değil direkt millete odaklanmalı. Eğer Türkiye yüzü diyorsak güçlü bir millet olmadan güçlü bir devlet olmaz. Milletsiz devlet olmaz. Bu nedenle ben şey olsam devletin yöneticisinin milletin yeniden birliğini, dirliğini, refahını sağlayacak ayrı psikolojik e, psikolojik problemlere de çok sağlayacak ayrı bir bakanlık kurarım. Şimdi Türkiye'ye yatırım gelecek. Niye gelecek? Çok mu başarılıyız biz? Değerli arkadaşlar dünyanın dönüm noktasında başarı başarısızlık 20. yüzyıl kavramlarıyla okunmaz. Çin'le Amerika ve kavga ediyor mu? Ediyor. Yatırımları çekin diyor mu? Çekiyor. Önce kendi ülkenize, olmazsa dost ülkelere, olmazsa yakın ülkelere. Türkiye yakın ülke Avrupa için. Amerika Birleşik Devletleri için de kendilerinin tanımıyla NATO'da dostuz diyorlar. E Çin için de dost ülkeiz değil mi? E Rusya'nın şu an başka şeyi yok Türkiye'den başka. Ayrıca proje var mı burada? Enerji, maden, petrol bu Türk dünyasında var. E Afrika'da Türkiye'nin bir hinterlandı var, bir gücü olacak. Oralara gitmek isteyenler. Çin'in zaten açıklamaları öyle. Yani Türkiye Türkiye'den ibaret değil. Türkiye'nin önümüz gücünü önümüzdeki dönem çok daha iyi görecek. Amerika bir şekilde akıllıdır. Yani şu anki kullandığı dili kullanmayacaklar. Bakın seçim sonrası aha Tayyip Erdoğan'a gösterecekler falan değerli arkadaşlar. Burada kimin seçildiği de e, kimin seçildiği elbette önemli ama na, nasıl bir proje uygulayacağın önemli. Türkiye e, Batı Doğu kapışmasında ne Çin ne Rusya ne de Amerika. Ben kendi stratejimi uyguluyorum dedi. Bundan geri adım atılmaz. Türkiye'nin en büyük riskini vurgulamıştım. Batı kaynaklı birinin gelip Rusya cephe alıp Rusya cephe açması bir gecede savaş girme ihtimali biz olabilir mi? Evet olabilir. Bu şimdi vardı. Ama birkaç yıl sonra olmayacak. Şu an bir temel yeniden sıfırdan bir temel atılmış yavaş yavaş bunun Yeryüzüne inşa, çıkan inşa sürecini göreceğimizi düşünüyorum. Vakit de yine artmış aslında. Daha da tam konulara da gelmemiştik. Başka bir video çekelim. Önemli değil. Önümüz Türk yüzlü olaraktan, önümüzde büyük fırsatlar var arkadaşlar. Bunun temeli millete sahip çıkmakta Bunun temeli ülkenin sınırlarına. Osmanlı İmparatorluğu dağıldığında biz ulus devlete dönüştük. Türkiye Cumhuriyeti olaraktan. Kurtuluş Savaşı'nı verdik ve dönüştük değil mi? Ve Osmanlı tebaası imparatorluk bünyesinde yaşayan halkın buna alışması psikolojik olarak da hala da alışamadık. Zor. Şimdi tersi bir süreç var. Psikolojisi ona göre gelişmelere baktığınızda ne oluyor falan hop şeklinde bakmayın. Başka bir şeyler oluyor. Cumhurbaşkanlığı yönetim şeklinde bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Yarı başkanlık gibi. Yeni bir anayasa gündeme gelecek. Daha ilerisini de daha sonra anlatırım. E, hızlı, arka planda iyi bir çalışma olduğunu görüyorum ben. E, Türkiye battı bitti, aha kaçacak falan gibi bu tip batı palavralarının devlet olaraktan bahsediyorum, millet olarak demiyorum. Millet olaraktan hakikaten büyük sıkıntımız var. Devletin birinci görevi milletin sıkıntısını çözmek. Millet de bu süreci sabrederekten çok uzun olacağını zannetmiyorum. Atlatırsa Dedem Rahmetli'nin bir sözü vardı. Varlık seviştirir, yokluk dövüştürür. Bugün Türkiye'nin kaynakları, Türkiye'nin imkanları böyle olsa ne yurt dışına gençlerimiz gider, ne aşağıdaki vatandaşımız perişan olur. Ama bu sürecin önümüzdeki dönem geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yeni bir dönem başlamıştır. Hayırlı olsun memlekete diyorum. Şimdilik bunu burada keseyim. Yoksa bana ben bu konuda sabaha kadar konuşurum arkadaşlar. Başınızı artırım sizin. Ne diyoruz? Alemin bir sahibi var. Olacak olan da olur. Her şey bize de sorulmuyor değil mi? İnsan yaşadığı dönemde rolünü oynar. Önemli olan en iyi rolünü oynamak. Hangi makam olduğu önemli değil. Üstümüze düşen neyse onu doğru yapabilmek önemlidir. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.